Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun. Bugün size kısadan ise farkındalık oluşturacak şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir insanın kendini tanıması kadar, bir insanın kendi özelliklerini biliyor olması kadar hayatında ona yardımcı olabilecek bir şey yok. Lütfen bu söylemime dikkat verin. Kendi özelliğinizi, kendi özelliklerinizi, kendi potansiyellerinizi bilirseniz, Hayatınızda e, gereksiz ve boş yere isyanlarda bulunmazsınız. Razılık makamında olabilirsiniz. Güçlü olduğunuz taraflarda kibire girmekten korunursunuz. Ama kendi özelliklerinizin farkına varmadığınızda, bilmediğinizde ne demek kendi özellikler? Siz işitsel misiniz, dokunsal mısınız, görsel misiniz? Daha çok güvene dayalı bir yaşamınız mı var? Daha çok heyecana dayalı bir yaşamınız mı var? E, daha çok... E, hayatınızda aslında öğrenmeye, e, daha çok hizmet yaymaya, e, daha çok aslında bir şeyleri icat etmeye mi e, daha çok güçlü yanlarınız var? Bunların farkına vardığınızda aslında hayatınızda güçlü yanlarınız için teşekkür, güçsüz yanlarınız için sabırda kalabilmeyi öğrenirsiniz. Eğer ki kendi özelliklerinizi bilmezseniz, yani siz bir işitsel olabilirsiniz ve işitsel olduğunuzda her şeyi duymak istersiniz ama birileri size yazıyla cevap verdiğinde ondan rahatsız olursunuz. Biri size duygularını diline, size sözle söyleyip kalbinize kadar indirmediği süre içerisinde siz ondan mutsuz olabilirsiniz. Bu sebeple eğer siz dokunsalsanız... Bir doğum gününüzde size birinin bir şey söylemesi ifade etmez. Size gelip sarılması, ellerinizi tutup gözlerinize bakıyor olması sizin için bir şey ifade eder. Doğal olarak kendi özelliklerinizi bildiğinizde sizi tanıyan insanların farkına varırsınız. Kendi özelliklerinizi bilmediğinizde herkesi kendiniz gibi zannedip, herkesin özellikleri aynı sizinmiş gibi zannedip o insanları borçlandırabilirsiniz o insanlara kızabilirsiniz. Bu aynı şekilde iş hayatınızda da böyle, aynı şekilde özel hayatınızda böyle. Bu sebeple kendinizi bildiğinizde her insanın da kendine özel davranışları olduğunu, her insanın da güçlü ve zayıf yanları olduğunu bilirsiniz ve herkesin alanına saygı duymayı öğrenirsiniz. Aksi takdirde insanların alanlarında insanları rahatsız ediyor olabilirsiniz veya birileri sizin alanınıza girdiğinde ona hangi üslupla veya nasıl davranacağınızı bilemediğinizde belki kurban bilincinde içinize kapanan bir karakter tipi olabilirsiniz. Kendi özelliklerinizi biliyor olmanız, aracınızı sinyal kolunun nerede olduğunu bilmek gibi aracınızın zayıf yanlarını ve güçlü yanlarınızı biliyor olmanız gibi veya bir bilgisayarınızın veya evinizin aynen bu şekilde insanın hayatında güçlülüklerini ve zayıflıklarını bildiğinde hayattan daha fazla zevk almaya başlar. İnsan hayatı daha dolu yaşamaya başlar. Aksi takdirde yapamadıkları için kendini başarısız, yapabildikleri için de insan kendini dünyanın sanki tek merkeziymiş gibi görür. Ee, bu sebeple kendinizi tanımanın birçok yolu var. Kendinizi tanımanın yollarından bir tanesi astrolojik haritanızdaki planlarınıza bakmak, e, barkod analiz seanslarına bakmak, danışmanlık seanslarına bakmak veya e, koştuk seansları alarak e, kendi açıklar, kendi e, potansiyellerinizi açığa çıkartmak. Bunların hepsi e, sizin yöntemlerinizden biri. veya diyorsanız ki ben bunlar e, çok fazla anlamıyorum ve bunları <laughs> anlamadığım için de rahatsız oluyorum. O zaman iman ve inanç noktasında e, olana razılık makamı ile manevi bilincinizi genişletip e, olanla ve olmayanla uğraşmayacaksınız. Teslimiyetle hayatınıza devam edeceksiniz. Bu bir seçimdir. Hayatı tanıyarak, öğrenerek kendinizin farkında olarak yaşamak istiyorsanız kendinizi keşfetmeyi öğreneceksiniz. Kendinizi keşfetmeden kendi merkezinizde, kendi doğru ve yanlışlarınızla bir başkasını anlamaya çalışırsanız hayatınızda büyük sıkıntılar ve sancılar yaşamaya devam edebilirsiniz. Efendim hepimiz kendimizi tanıyabileceğimiz, idrak edebileceğimiz e, zihinsel ve manevi bilincimizin yükseleceği günlerimiz olsun. Öyle güzel bir ruh öyle güzel bir zihin öyle güzel bir bedenimiz var ki onu tanımadıkça tanıyormuş gibi yaptıkça hayatımız her daim karanlıklar içerisinde yaşamaya devam edecek.